Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok kıymetli halkımız. Bu konuşmayı yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü vakıflar idaresinde şu anda vakıflar idaresinin kaynakları tabiri caizse mevcut yönetim kurulu ve şu anki genel müdür tarafından resmen talan edilmektedir. Size vakıflar idaresinde yandaşlara çekilen peşkeş, usulsüz dağıtılan paraları burada belgeleriyle ispatlayıp bilhassa ve özellikle Sayıştay'ı göreve davet etmek üzere bu konuşma yapma ihtiyacını hissettim. Sayıştaylık, Başbakanlık Denetleme Kurulu her ne kadar da başka işlerle uğraşsa da Başsavcılık, Mali Polis, şu anda belgeleriyle ortaya koyacağım vakıflar idaresindeki usulsüzlükleri, yasa dışı para dağıtmaları iyi dinlemeye ve gereğini yapmaya davet ediyorum. Konuşmama başlamadan önce. Alsınlar bu konuşmanın kaydını, özellikle Sayıştaylık ve Mali Polis iyice incelesin. Şimdi, bir, vakıflar idaresinin şu anda mevcut mevzuatına göre 1 ve 2 yıla kadar kiralamaları genel müdür yetkisindedir. En çok 10 yıla kadar yönetim kurulu kararı ile yapılabilmektedir. 10 yılı üstü kiralamalar bakanlar kurulu kararı istemektedir. 30 yılın üstü ise meclis onayı istemektedir. İlk kez bir yer kiralanacağında ise ihaleye çıkılması gerekmektedir. Ama şu anda mevcut yönetim kurulu ve genel müdür ihalesiz bir şekilde kiralamalar yapmaktadır. Ve hep az önce elektrik, akaryakıt alımıyla ilgili de ihale noktalarını konuştuğumuz yerin aslında mantığı burada devreye giriyor. İhalesiz yapıldığında nasıl bir peşkeş olduğu ortaya çıkıyor. Şu anda bildiğiniz gibi basınımıza da yansımıştı. Pardon, sıramı karıştırmak istemiyorum, o yüzden tekrardan bakıyorum. Evet, şu anda bu ilk kez bilginize getiriyorum. Elimde belgesi bulunuyor. Bakın, elimde belgesi bulunuyor. Hani hükümet hep isterseniz fatura makbuzları size veririm der. Hükümet kanadı da isterse belgeleri ben size verebilirim. Şu anda Kıbrıs kültürünü eğitim sistemiyle hiçbir alakası olmayan, Kıbrıs kültürü ve eğitim sistemiyle hiçbir alakası olmayan bir derneğe, ismi burada vardır ama buradan ifade etmek istemiyorum. Hamitköy'de 2675 metrekare emlağı ihalesiz bir şekilde ilk iki yıl yıllığı kaç para bilir misiniz? 100 isterlin. Yıllığı 100 isterline kiralama yönünde yönetim kurulunun kararı. Bakın. İki dönüm yazar. Parantez içinde de 2675 metrekare bina. Düşünebiliyor musunuz? İhale yok. İki dönüm yer, emlak 2675 metrekare, eğitimle bu ülkenin kültürüyle hiçbir alakası olmayan bir derneğe ilk iki yıl 100 isterlin, üçüncü yıl 100 isterlin, dördüncü ve onuncu yıllarda da %5 artış ile kiralanmasını İhalesiz bir şekilde şu anda vakıflar idaresinin yönetim kurulu öngörmüş. Bakın aylığı 100 isterlin değil ha. Yıllığı 100 isterlin ha. Bu hükümette dürüst vekiller kayıptır herhalde ya. Bu vakıflar idaresini vakfeden oraya vakıfta bulunan vakfeden insanların da hem vicdanlarına hem de o kurumun zarara uğratılmasına neden olmaktadır. O yüzden Sayıştay çıksın, bu konuşmaları iyi dinlesin dedim.
burada ihalesiz bir şekilde dediğim gibi tamamen dini faaliyetlerde bulunan bir derneğe yıllığı 100 isterline Hamitköy'de 2675 metrekare emlak kiralama kararı alıyor. Bu hükümetin atadıkları ve genel müdür İbrahim Benter de bunun gereğinin yapılması için yazı yolluyor. Boş konuşmuyorum. İddia değil. Belge buradadır. Bunun gereğinin kurumu zarara uğratanlar hakkında derhal Sayıştay'ın ve Başbakanlık denetlemenin ve hatta yeri gelirse Mali Polis'in bu konuşmaları suç unsuru olarak alıp bu konuda soruşturma başlatması gerekir. İhalesiz kiralamalar bitmiyor. Bu gazetelere de yansıdı. Resimde gördüğünüz yerlerdir. Binadır. Böyle harabe marabe de değildir ha. Harabe filan da değildir. Gazetelerde de çıktı. 500 metrekarelik bir emlak yine ihalesiz 30 yıllığına aylık 100 TL 11-21 yıllar arasında ayda 500 TL 21 ve 30. yıllar arasında da 1000 TL ile kiralanması yönünde karar üretiliyor. Bu yerin adı halk arasında Şişeli Ev olarak bilinir. Burası virane bir yerdir diye lanse edildi ama bakın resimlerde de gösterdim. Bizzat gidip de gördüm. Burası virane bir yer değildir. Eski bir Ermeni konağıdır ve sapasağlamdır. Ve Vakıflar İdaresi ve Bakanlar Kurulu bunu 100 TL'ye, ayda 100 TL'ye Türkiye'deki bir üniversiteye kiralıyor. Bizim buradaki üniversitelerimizse yer bulmak için yeri geldiğinde canlarını yiyorlar. Bu derecede şu anda Vakıflar İdaresi'nin malları çarçur edilmektedir. Diğer taraftan henüz yapılmadı ama yapılması için sözleşmenin bizzat İbrahim Benter tarafından talimatı verilen bir hususu dikkatlerinize getiriyorum. Ve hadi sıkarsa da yap diyorum kendine. Bakın bu belge şu anda 1 Ocak 2021, 31 Aralık 2021 tarihleri arasında surlar içinde herkesin bildiği Lokmacı'ya girerken bir Yakın Doğu Bankası vardı orada hatırlarsınız. Büyük bir bina. Vakıflar İdaresi'ne aittir o bina. Ve bu da kira sözleşmesinin örneğidir. 31 Aralık 2021'de bitmiş. Kira bedeli aylık 4978 sterlin. Gayet normal. Usule uygun. Ve rakam olarak da şu anda güncel piyasada Vakıflar İdaresi'ni zarara uğratmayacak bir şekilde. Bakın sözleşme burada. Bir önceki kiracısı Yakın Doğu Bank Limited. Aylık kira 4978 sterlin. Ederi 109.516 TL aylık. Şu anda bunu Sayın İbrahim Benter talimatını verdi. İhalesiz bir şekilde bu ülkenin yine kültürüyle alakası olmayan tamamen suni İslam dayatmasını yapmak üzere kurulmuş bazı yerlere aylık 1000 TL'ye kiralanması üzerine kira sözleşmesi yapılması için kendisi talimat veriyor. Bakın nereden nereye? Kendi insanımıza, kendi işletmelerimize, evet ederi oysa onlar da ödeyecektir. 4978 pound'a kiralayacaksın. Orayı boşaltıyor Yakın Doğu Bank. Ayrı bir merkez açtı biliyorsunuz. Ve şimdi yine dediğim gibi bu ülkenin değerleriyle, eğitimiyle, kültürüyle, dini anlayışıyla hiç uyuşmayan bir yere aylık 1000 TL kiraya verilmek üzere sözleşme imzalanması için talimat veriyorsunuz. Bu kaynaklar neden önemli ve Vakıflar İdaresi zarara uğratılıyor diyorum. Çünkü Vakıflar İdaresi'nin bir misyonu var. Şu anda bu yönetim kurulu ve genel müdürü
bu iddiaları belki çok dinlemediniz ama ben hükümetten bu konuda cevap bekliyorum. Türkiye'deki ustalarından iyi alışmışlar ama Türkiye'yi de iyi örnek alsınlar. Nasıl hesap veriyorlar şu anda belediyelerde? Şu anda vakıflar idaresinde sayın milletvekilleri, değerli halkımız, 40 tane hizmet alımı personel var. Bankamatik memuru gibi çalışıyorlar. Bunların en az 10 tanesi vakıflar idaresinin yerini bile bilmiyor. Bu isimleri vakıflar idaresinde çalışanlar tanımıyor bile. 40 kişi hizmet alımı. Bakın 40 kişi hizmet alımı. Ne için? Hizmet alımı cami bahçe temizliği yapacak. Bu kiralanan yerlerin bakımları, onarımları falan filan bunlara bakacak. Ama bunların 30 tanesi sadece aybaşı bankamatiğe parayı sokar, kartı sokar, parayı alır. Daireye uğradığı yok, dairede bunları tanıyan da yok. Ve bu hizmet alımı alınmış kişilerden, bunlar hep belgeli önümde olduğu için hiç çekinmeden de söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Mehmet Güneş diye bir beyefendi var. Hizmet alımı işe alınmış. Sayın İbrahim Benter Genel Müdür yazılı talimat çıkıyor ve diyor ki bundan sonra bakın yazılı talimat yasalara aykırı bir şekilde diyor ki bu hizmet alımı olarak cami ve bahçe temizliği görevi yapmak için görevlendirdiğimiz Mehmet Güneş bundan sonra genel müdür yardımcılığı görevlerini yapacak. Siz de personel olarak ne talimat verirseniz uyacaksınız diye yönetim kurulunun haberi bile olmadan bugünkü genel müdür genelge çıkarıyor personele. Bak bak bak. Bahçe temizliği için alınan şahıs bir anda genel müdür yardımcısı kadrosu orada iki kişi boş. İki kadro var, ikisi de boş. Ve bir de ne utanmazlık, ne ağırlanmazlık, ne kadar pişkinliktir ki hizmet alımı bir kişi bundan sonra sizin üstünüzde genel müdür yardımcılığı görevlerini yapacak ve size talimat verebilecek diye genelge yayınlayabiliyor. Tam bir çiftlik gibi yönetiliyor şu anda vakıflar idaresi. Ben buradan oradaki personele de çağrı yapmak istiyorum. Sendikalarınıza başvurun. Bize danışın. Kesinlikle bu şahsın verdiği emirleri yazılı bile olsa yerine getirmeyin. Aynı suçu siz de işlemiş olursunuz. Çünkü bu kişinin hizmet alımı olarak bu görevleri ifa etmesi mümkün değildir. Asıl ve sürekli kadrolara atama yönetim kurulu tarafından yapılabilir. Diğer bir husus ise işte bu kira gelirlerinden filan bahsettiydik. Şimdi Sayıştaylığın bu konuda daha önce tespitleri de var. Az önce işte eleştirdiğim sözleşmede de yer alıyor. Uygulama teminatı 2000 sterlin. Sözleşme yapılmış. Surlar içinde kiralanan bir yerle ilgili 2500 sterlin bir teminat verecek. Çünkü neden? Vakıflar idaresiyle kişi bir anlaşma yapar bir mülkün kiralanması konusunda. Taahhütte bulunur o yeri tamir edeceğine yönelik. Belli bir sürede o sürede onu tamir etmezse diye bir teminat alınır. 2500 sterlin yönetim kurulu karar vermiş. Sözleşmede şahısla imzalanmış. 2500 sterlini genel müdür bu defa yönetim kurulundan da habersiz bir şekilde bunu 100 sterlin verecek hiçbir şey yapmayacaksınız deyip 100 sterline sözleşmeye aykırı bir şekilde kendi kafasına göre oranın tek hakimiymiş gibi karar veriyor ve yönetim kurulunun aldığı kararları da çiğnercesine teminatları 100 sterline kafasına göre 200 sterline kişisine göre muamele yapar bir şekilde oynuyor. Yine Sayıştay'ın raporları var. Diyor ki vakıflar idaresinin bir hayır fonu var. İhtiyaçlara dağıtılmak üzere. Bu fondan dağıtılacak para ya yönetim kurulu kararı olacak veya fatura makbuz olacak diyor. Şu andaki genel müdür yönetim kurulu kararı olmadan o vakıflar idaresinde şube müdürlüğü görevinde çalışan bazı kişilerin yurt dışında okuyan çocuklarına
ayda 20.000 TL burs veriyor. İsimleri hepsi bende var. Belgeleri de var. Eğer isterseniz bunları görmek ve gereğini yapmak, Sayıştay'ı davet ettim, hükümeti de davet ediyorum. Gösteririm, hiçbir çekincem yoktur. Ne demektir ya? Bir personelin çocuğu yurt dışında okur diye hayır fonundan yönetim kurulu kararı olmadan sırf o genel müdür istedi diye ayda 20.000 TL bizim insanlarımız da sokakta gırak gırak edecek. O kadar engelli istihdamı bekleyen insanımız var. İşe almayacağız. Kadro yok, para yok diyeceğiz. Ama orada çalışan bazı, hepsinin tam altında bulunmak istemiyorum, bazı şube müdürlerinin çocukları Londra'da okur diye ayda 20.000 lira hayır fonundan para çıkarttıracak. Tam anlamıyla şu anda vakıflar idaresinin malları, oraya vakfeden insanların kaynakları tamamen Sayın Benter'in ve bazı yönetim kurulu üyelerinin peşkeşine açılmış durumdadır. Bu asla kabul edilemez. Bunlar yasalara göre suçtur. Derhal bu konuda Sayıştaylık soruşturma başlatması gerekmektedir. Hükümetten de bu konuda cevaplar bekliyoruz. Yönetim kurulu kararı olmadan bu hayır fonundan çalışanların çocuklarının paraları, bursları 20.000 TL hem de ayda neye dayanarak finanse ediliyor? İhalesiz bir şekilde bu mülklerin kiralanması nereye dayanarak yaptırılıyor? Bunların cevaplarını istiyoruz. Peşini de bırakmayacak. Bunları da sorgulamaya devam edecek. Ve şunu da net söylüyorum. Bunun eğer bugün gereği yapılmazsa biz geldiğimizde hepsini yargılatacak. Bağımsız mahkemelerimiz de ne hükmederse o cezayı çekecekler. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.